Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golbağı.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı bekleriz. Aboneyseniz de videoyu beğenmenizi rica ederiz. Bildiğiniz üzere Fenerbahçe'de bir teknik direktör arayışı var. Ve teknik direktör arayışıyla ilgili de çok sıcak bir gündem var arkadaşlar. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmek için Portekiz'e gitti diye dün basına bir haber servis edildi. Şimdi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeni sezon öncesinde farklı teknik direktör arayışlarına devam ettiği, Fenerbahçe Başkanı'nın Jorge Jesus'la görüşmek için Portekiz'e gittiği belirtildi. A-Spor'un haberine göre yanında sarı lacivertli yönetici Selahattin Baki olan Ali Koç Jesus'ta görüşecekmiş ve taraftarın görüşmesinin dün akşam itibariyle yapılması bekleniliyordu. 67 yaşındaki teknik adam daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Ama son olarak çalıştığı da Benfica'dan Aralık 2021'de ayrıldı. Şimdi şöyle bir durum var. Neydi onun adı? Koç uçaklarını görüyorlar. Diyorlar ki, aa Koç uçağı hareketlenmiş. Nereye? Portekiz'e. Tamam. Kesin Jesus'ta görüşecek. Diyorlar. Ben şunu belirteyim. Bunda bir sıkıntı yok. Yani görüşebilirsiniz. Başka isimlerle görüşebilirsiniz. Başka teknik direktörlerle görüşebilirsiniz. Hatta görüşmeniz de lazım. Ama kafanızda önce bir şekillendirin. Takım iyi mi? Futbolcular iyi mi? Şu anki mevcut teknik direktör iyi mi? Misal size şunu soruyorum. Bakın. Soruyu çok dikkatli dinlemeniz lazım. A klas 4 tane futbolcu getireceğim Fenerbahçe'ye. A klas ama. Eldeki kadrodan da A klasları hariç 3-5 kişiyi göndereceğim. Mesela Pelkas çok yaramıyor göndereceğim. İşte Berisha'yı göndereceğim. Gustavo'yu göndereceğim. İşte Sosa'yı göndereceğim. Lemos, Samatta, paketleyeceğim. Nova'a göndereceğim falan. İyi dinlemin. 4 tane A klas oyuncu. Dünyaca ünlü bir sol bek. Yani dünyaca ünlü derken 50 yaşına gelmiş futbolcudan bahsetmiyorum. 22-25 yaş arasında çatır çatır topçu. Bir tane sol bek. Bir tane sol kanat. Yani ön. Sol bek. Sol ön. Bir tane forvet. A klas bir forvet. Böyle leblebici. Leblebi gibi orada. Mitrovic gibi, Aleksandr Mitrovic gibi bir forvet. Bir tane de 8 numara. İşte Sabitzer gibi. İsim örneği vereyim. Hadi Konan olsun sola. Önüne Trezeguet olsun. Hani çok da A klas sayılmıyor. Hayalimdeki A klas değildir ama. Olsun bunlar olsun. Konan, Trezeguet, Luis Suarez, Sabitzer. Dördü transfer edilse. İsmail Kartal'la devam edilse. Onaylıyor musunuz? Onaylamak için 9'a basınız. Lütfen bekleyiniz. Şu anda bütün operatörlerimiz. Şimdi eğer 4 tane futbolcu getirince takımın çehresi değişiyor. Hocam ne gerek var löve diyorsanız o zaman İsmail Kartal'a devam ki. Dördünü getirsek ya hocam dördü az olur işte sağ beke de bir tane adam, sağ açığa da bir tane adam, şuraya da bir tane adam, buraya da bir tane adam diyorsanız yine löv mantıklı değil. Ya da Jesus mantıklı değil. Niye? La kadro demek ki hiç yok Fenerbahçe'de. Hiç olmayan kadroda Jesus gelse ne yapacak? Löw gelse ne yapacak? İsmail Kartal dursa ne yapacak? İkilemde değil mi? İkilemde. Misal Rossi. Mesela Fenerbahçe'de Diego Rossi. Hani bizim bir arkadaş var. Bana şey diyor. Ya senin ben diyor ciddi mi konuşuyorsun? Şaka mı yapıyorsun? Bazen hiç anlamıyorum diyor. Yani ne demek istediğini hiç anlamıyorum. Ciddi misin? Şaka mı yapıyorsun? Anlamıyorum diyor. Şimdi Rossi de Fenerbahçe taraftarı için aynı değil mi ya? Yani oynuyor mu oynamıyor mu hiçbir şey anlaşılmıyor. Çaykur Rizespor deplasmanında 9. dakikada henüz golünü attı. Bence şansa gol attı. Bakın Rossi en savunan adam benim. Ben diyorum. Şimdi 4 dış saha maçında ilk golü atan kişi Rossi.
4 dış saha maçında ilk gol atan. Burada çok enteresan bir olay var. 5 gole ulaştı. 6 asist. Yani 11 gole katkıda bulundu. Ve İsmail Kartal geldikten sonra sergilediği performansı da çok çok öne çıktı. Evet, Vitor Pereira döneminde de ön plandaydı ama bence şu anda daha güçlü, diri bir Rossi izliyoruz. MLS ekibi Los Angeles FC'den de bonservisi alındı. Rize'de çıkışını sürdürdü. 24 yaşındaki oyuncu takımını 1-0 öne geçirdi. Burada yine bir detay var. Dış sahada en fazla Süper Lig maçının ilk golünü atan Fenerbahçeli oyuncu. 4 kez ve 5 gol 6 asistle Fenerbahçe'nin yani bu sezon gol yükünü çekiyor. Rossi ilk sezonunda başarılı bir grafik koydu. 2021'i 6 gol 1 asist, 2020'yi ise 19 gol 5 asist, 2019'u 17 gol 6 asist, 2018'de 18 gol 4 asiste bitirmişti. Bakın. Geçen sezon biraz tırt. Ondan önceki sezon 19'a 5, 24. Ondan önceki sezon 17'ye 6, 23. Ondan önceki sezon 18'e 4, 22. Böyle bir topçudan bahsediyoruz. İyi mi kötü mü? Şimdi hocam Rossi ile devam edelim diyor arkadaşlar. Ben de diyorum ki İsmail Kartal'la devam edelim diyorsanız Rossi ile devam edelim. Mantıklı. Yok hocam Löw gelsin. Şimdi Löw gelse Rossi ile devam der mi? Yok hocam işte şey gelsin. Neydi onun adı? Jesus gelsin. Jesus gelse Rossi ile devam mı? Çok değişik bir denklem. Şimdi Rossi ve Jesus olayına da geleceğim. Ama bir haber daha var, onu da konuşmam lazım. Fenerbahçe'den Ralf Rangnick sürprizi. Bakın. Hoca araçlarını sürdürüyor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hafta sonu için randevu almış Ralf Rangnick'le ve İngiltere'de buluşacakmış. Az önce Portekiz'e giden adam, yani bir önceki haberde Portekiz'e giden adam, şimdi İngiltere'ye gidiyor. Ralf Rangnick niye İngiltere'de duruyorsa istenmediği yerde. Oradan kovuldun işte, kaç git değil mi? Ya pardon, daha devam ediyor değil mi? Sezon bitene kadar. Şimdi Akşam Gazetesi'nden Orçun Özateş'in özel haberine göre Löw, Jesus, İsmail Kartal üçgenine devam eden sürece bir sürpriz daha eklendi. Ralf Rangnick. 63 yaşındaki Alman teknik adam sezon sonunda Manchester United'dan ayrılacak ve İngiliz ekibine danışman olarak devam edeceği dile getiriliyor. Ama Ali Koç fikir alışverişinde bulunacak diyor. Alman basında çıkan haberlerde Löw'le yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği iddia edildi. Şimdi Löw'le konuşup görüşme olumlu gidiyorsa senin başka birini getirme imkanı yok. Şey gibi düşün ya, sanatçı gibi düşün mesela. Bir düğün falan organizasyonunuz var. Tarkan'la anlaşmışsınız. Tam Tarkan'ı getireceksiniz. Bir de gidip işte Aleyna Tilki diyelim misal, aklıma ilk o geldi. Bir de onunla görüşüyorsunuz. Tarkan size ne der? Geçecek, geçecek der. Lan bir gidin der ya. Şimdi Ralf Rangnick Manchester United'da 25 maça çıktı, 1.52 puan ortalaması. Ancak Manchester'ın kadro yapılanması falan, hani geldiğinde böyle güllük gülistanlık bir takım yoktu. Leipzig'le en son 2018-19'da 1.92 puan ortalaması. Bakın 2018-19. Ondan önce yine Leipzig'le 2015-16'da 1.94. Schalke, Hoffenheim, Hannover, Stuttgart, ULM 1846 geçmişi var. Ama baktığın zaman yani hiçbirinde böyle hani Manchester United kalibresinde bir teknik direktör izlenimi yok. Hiçbirinde yok. Ha, İyi bir sistem adamı. Biz Ralf Ring'i bir dönem çok araştırmıştık, bilirsiniz. İyi bir sistem adamı, sistem kurmakta üstüne yok ama doğru seçim mi, doğru adam mı? Mesela Fenerbahçe için bence değil. Haber doğru mu? Değil. Son haberimize geçelim. İyi, bunu inşallah kısa sürede bitireceğiz. İsmail Kartal Ali Koç döneminin en başarılı serisine ulaştı. Bakın burada toplama evresine geçeceğim. En son söyleyeceklerime dikkat. Şimdi İsmail Kartal fırtınası sürüyor. Fenerbahçe İsmail Kartal'la 10 maçta 9 galibiyet, bir beraberlik aldı son 10 maçta. Ali Koç'un başkan olduğu 4 sezonluk süreçteki en iyi 10 maçlık seriye ulaşıldı. Yani 10'da 10 yapsaydı herhalde Ali Koç varken başka hiçbir teknik direktör 10'da 10 yapamazdı.
Son olarak Çaykur Rizespor'u Fenerbahçe 6-0 mağlup etti. Ama son 10 maçta 9 galibiyet, bir beraberlik ve uzun süredir böyle bir seri gerçekleşmemişti. Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre Ali Koç görevde olduğu süreçte ligdeki en iyi 10 maçlık serisi. Peki hocam bunu çıkın. Kimdi? 9 maçta 8 galibiyet bir beraberlik alan Erol Bulut. Cigir cigir ne ya? Cigalodalı basta değil mi diyecektim. O espriyi kendi de yapıyor biliyorsunuz değil mi? Erol Bulut'un. Gaziantep'te birinin şey kutlandıydı. Doğum günü orada yazmışlar Cigalodalı basta diye. Şimdi Fenerbahçe'de bu seri son olarak 2017-18'de son 10 haftada. Bakın yine son 10 hafta. Aykut Kocaman'la ulaşıldı. Ligi Galatasaray'ın ikinci tamamladı Fenerbahçe. O son 10 haftadaki galibiyet serisini ikinci tamamladı. 2015-16'da da Vitor Pereira'nın yönettiği Fenerbahçe'de yine 10 maçta 9 galibiyet bir beraberlik. Ama deyin ki hangisinden daha çok keyif aldın? Açık ara İsmail Kartal'ınkinden keyif aldık. Erol Bulut'un hatırlayın o Gürkan Kubilay'ın dediği bir sistem vardı. O sistemi yapınca seri galibiyetler peş peşe geldi dediği bir sistem vardı. Onun da etkisi var tabii de. Gel bizimkileri anlat. Onu anlatamazsın kolay kolay. Ama İsmail Kartal en azından keyif veriyor değil mi? Yani atılan gol sayısı, yenen gol sayısı, daha doğrusu yenmeyen gol sayısı falan filan. Eğer Gaziantep'i yenerse Fenerbahçe 2013-14'te tarihin en erken şampiyonluğuna ulaşan Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe ligin ilk haftalarında 11 maçta 10 galibiyet bir beraberliğin bulunduğu bir seri gerçekleştirdi. İlk maç Konya'ya yenilmiştik. Hatta 2-0'dan 3-2 maç vermiştik. O maçı saymıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu seri hani ikinci maçtan itibaren başlayan bir seri. Toplamda 14 maç kaybetmedi Ersun Yanal'ın öğrencileri ama o süreçte 12 galibiyet, 2 beraberlik. Zaten şampiyonluğun mimarı da o sezon başında bu performans idi. Konya maçına çıkıp da biz şampiyon olacağız, diğerleri sıralamayı belirlesin. İlginç. Rekor 2010-2011'de. Bu Türkiye Ligi rekoru herhalde. Çünkü 18 ligin son 18 haftasında 17 galibiyet, bir beraberlik. Orada da bak bu olduydu. Şimdi bir şey söyleyeceğim. 10 maçta 9'a 1. 4 maç kaldı. 4'ünü de alsak inşallah 13'e 1 olacak. Şike eder misiniz? Şike diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. 13'e 1. Önümüzdeki sezonda ilk 6 maçını firesiz hepsini kazandık. 19'a 1. Yani 20 maçta 19 galibiyet, bir beraberlik. Şike eder misiniz? Hocam oynanan top belli. Saha belli. Takım belli. Buna nasıl şike edeceğim? Adam Allah'tan korkar dediğinizi duyar gibiyim. Ha işte. Ben de bunu söylüyorum tam olarak. Bizim insanımızda şöyle bir özellik var. Kendilerinin beceremediği şey önlerine sunulduğu zaman hemen iftiraya başlıyorlar. Ya şöyledir, kesin böyledir. Kesin ip var. İsmail Kartal'ın bu performansını konuştuk. Asıl şimdi konuşacağımız asıl bomba konu şu. Şimdi teknik direktörü konuştuk. Ralf Rangnick'i, Jesus'u konuştuk. Peki niye konuştuk? Yani niye konuştuk? Niye konuşmayacağız? İş oraya geldi. Asıl önemli kısım burası arkadaşlar. İyi dinleyin burayı. Bak burası çok çok mühim. Burayı dikkatlice dinlemeniz gerekiyor. Niye olduğunu anlatacağım şimdi. Basit bir ifadeyle. Bugünün şartlarında. Bak en başta size dedim ki 4 tane 5 tane transfer yaptık. Kabul ediyor musunuz? Eden de oldu, etmeyen de oldu. Peki. Peki. Bu adam bu 10 maçta 9 galibiyetlik seriyi neyle elde etti? Misal Crespo'yla. Takımın en iyilerinden birisi şu anda. Başka? Crespo dedik. İşte Atilla Salah'ı takımın en iyilerinden biri. İşte Kim Minji'yi. Belki biraz İrfan Can. Hani Serdar Dursun'u çok saymıyorum. Son maçta 3 tane attı ama onun dışında hani çok etkin bir futbolcu değildi açıkçası. Başka? Osayi. Ferdi. Altay Bayındır falan filan. Şimdi geçmiş olsun diyoruz bu arada Crespo'ya. Crespo bir
operasyon geçirdi. Sakatlıktan dolayı ameliyat oldum. Şimdi Fenerbahçe'den de yapılan açıklama beni umutlandırdı. Niye? Açıklamada diyor ki, hani en kısa sürede antrenmanlara dönüşü planlanmaktadır. Bu cümle öyle bedavadan eklenen bir cümle değil. Hiç belli olmaz. Ben Beşiktaş derbisinde oynayacağını zannetmiyorum ama belki son iki maçta oynar. Yani kusura bakma hiç belli olmaz. Şimdi Gaziantep maçında Atilla Salahi'siz. Crespo'suz. Kim Minji'siz. Biliyorsun sarı kart cezalısı. Bu Fenerbahçe'yi izleyelim bakalım. İsmail Kartal neler eklemiş. Bak. Şimdi kalan 4 maçın 4'ünü de kazanırsa ben çok ciddi söylüyorum. İsmail Kartal'ın dışında biçilmiş kaftan. Kimseyi getirmenin lüzumu yok. Bizim Avrupa'da hedefimiz yok. Şimdi bana hep sorulan soru şu. Hocam ya İsmail Avrupa'da bir şey yapamaz. Sanki zannedersin serisine çeyrek final oynuyoruz. İsmail Kartal'la oynama imkanımız yok gibi konuşuyorlar. Lan her sene çeyrek final mi oynuyoruz? Ama 4 maç olmazsa sıkıntı. Ben şunu söyleyeyim. Bugün itibariyle, yani 24 Nisan itibariyle söylüyorum. Bence %49 İsmail Kartal. %51 Löw, diğer adayları saymıyorum. Çünkü Jesus bizden 7-8 istedi ekibiyle birlikte. Bizim getirme imkanımız yok. O parayı verme imkanımız yok. Vermeyiz de. Başka bir arkadaş var. O da olmadı. Başka bir arkadaşı itelemeye çalıştılar. Olmadı, 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 olmadı. Bir tek bu kaldı. Ben bugün itibariyle diyorum ki bana kalsa bugün %49 İsmail Kartal, %51 Löw. İkili koalisyon ihtimali var mı? Var ama İsmail Kartal kabul etmiyor. Sezon bitince konuşalım diyor. Sezon bitene kadar teknik direktörle ilgili dediğim gibi karar alınmayacak. Bekleyip durun. Bakın bakalım doğru mu yanlış mı? Bekleyip durun arkadaşlar. Doğru mu yanlış mı? Ben diyorum sezon bitene kadar yok. Yok. Sezon bitene kadar kimseyi beklemeyin. Ha, hocam senin görüşün ne? Ben görüşümü daha önce söyledim. Bu videoda da tekrar edeyim. Sezon bitene kadar hiçbir yorumda bulunmayacağım. İyidir, kötüdür. Kalsın, devam etsin. Gitsin, gitmesin. Şunu söyleyeyim. Son 4 maç. Allah muhafaza. Kötü sonuçlar da alabilirsin. Ama iyi sonuç da alabilirsin. 4 maçın 4'ünü de 4-0 kazandın. Kimse löv demez. Fenerbahçe futbolcuların önünde kendilerini kanıtlamaları gereken teknik direktörün teknik direktörlük vasfını kanıtlamaları gereken 360 dakikalık bir periyot var. 360 dakikanın her 90 dakikasında rakipten en az bir gol fazla atmak şartıyla İsmail Kartal devam eder. Hocalarını seviyorlar zannediyor ya saha içinde dışında saygı duyuyorlar. Saygı duyuyorlarsa da göstermeleri gerekiyor. Sevgi eylem gerektirir zaten. Onun dışında da sonuçlar iyi de olsa kötü de olsa ben lig bitince değerlendirme taraftarıyım. Lig bittiği zaman konuşuruz. Bugün itibariyle diyorum %49 İsmail Kartal, %51 o teknik adam bugün itibariyle o da Löw. Jesus olayına ben doğru demiyorum. Çünkü 7-8 istiyordu. Biz en fazla 4-4,5 verebiliriz diyoruz. Bunu Löw kabul ediyor. Ekibiyle birlikte. Hal böyleyken Löw'den bir adım atılacağını zannetmiyorum. Ha şu an kulüpte karışıklık vardır. Ali Koç ve yönetim arasında çok ayrı fikir ayrılıkları vardır. Çünkü bu performans devam etse dert, etmese dert, yenisini getirsen dert, getirmesen dert. Allah Fenerbahçe'ye şampiyonluklar, kupalar derdi versin. Yani sürekli şampiyon olalım, sürekli kupalar alalım. Derdimiz o olsun. Sizler için de söylüyorum. Her bulduğunuz teknik direktör duyumuna da atlamayın. Resmi imzayı görene kadar bekleyin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu videoda bir beğeniyi çok görmezseniz sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere.